TRT24 YouTube kanalında Yavuz Altun'un Yabancıları Neden Sevmeyiz başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dostum biz burada yabancıları pek sevmeyiz repliğini Amerikan kovboy filmlerinden hatırlarsınız. Çoğu zaman o beldenin sakinlerinin mutasip ya da geri kafalı olduğunu göstermek için kullanılsa da gerçekten de insanların çoğunun bir yabancı karşısındaki ilk tepkisi güvensizliktir. Yabancı güvenilmezdir çünkü geçmişini bilmeyiz. Geçmişini bilmediğimiz kimselerin bizim gibi insan olduğunu kavramamız biraz zaman alır. Hele ki farklı görünüşleri, farklı kıyafetleri, farklı adetleri varsa. Beyaz ırkın siyahları insan olarak kabullenmesi birkaç yüzyıl sürdü. Halen de siyahların eşit olabileceği fikri bazılarını korkutuyor. Ama bu yabancı fobisi beyazlara özgü bir durum değil. Irkçılığı bir çeşit suç olarak kategorilendirip rafa kaldırmak kolay gelse de her dönemde bazı insanlar ırkçı değilim ama diyerek hatta daha da ileri gidip ırkçılıksa ırkçılık diyerek yabancı gördüğüne karşı bu güvensizliği izhar etmeyi sürdürüyor. Evet bu baştan sona bir güven problemi bana kalırsa ve güven kolay kaybedilen, zor kazanılan bir his. Peki bütün yabancılara karşı aynı güvensizliği yaşıyor muyuz? Bu da duruma göre değişebiliyor. Türkiye'ye son 10 yılda Suriye'den, Irak'tan ve Afganistan'dan milyonlarca insan geldi. Bu insanların eğitimsiz, cahil, gelişmemiş olduğu varsayımı toplumda yaygın olduğu için rahatsızlık da artıyor. Herkes kendi doğusundaki kültüre oryantalist bakar gibi bir söz hatırlıyorum. Tabii günlük hayattaki karşılaşmalarda düzensiz olduğu için bu ön yargılara meşruiyet kazandıran durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama Türkiye'ye söz gelimi 10 milyon İskandinav gelip yerleşmek zorunda kalsaydı tepkiler bu şekilde olur muydu sorusu da gayet kafa karıştırıcı. Bir anda tabii ki olmazdı demek de mümkün değil çünkü yabancı ile ilgili düşüncelerin tolere edilebileni var, edilemeyeni var. Mesela Anadolu'daki pek çok küçük şehirde üniversiteler var ve buraya gelen üniversite öğrencilerinin de oranın adetlerine uymama gerekçesiyle tıpkı göçmenlerin yaşadığına benzer bir kabullenilmeme sorunu yaşadığı durumlar olduğunu biliyoruz. Çünkü yabancıların en çok da kurulu düzenimizi bozacağı korkusunu yaşıyoruz. Toplumumuz yabancılar olmadan önce bir çeşit cennettir çünkü orası bizim evimizdir. Yabancılar orayı ister istemez değiştirir ve dostum biz burada değişiklikleri pek sevmeyiz. Buna çare olarak özellikle Avrupa'da entegrasyon meselesi gündeme getiriliyor. Yabancılar bize benzerlerse toplumdaki bu korku da tarihe karışır diye düşünüyoruz. Tabii burada da ön yargılar rol oynuyor. İlk ön yargı biz diye bir şeyin var olduğu fikri. Evet ulus devletler benzer hikayelere sahip toplumlar daha formal adıyla milletler inşa etti. Fakat millet dediğimiz olgu hayali bir kategoriydi ve her dönemde bunun sınırları değişti. Daha da önemlisi bu kurgu toplum içi farklılıkları yok sayıp ortak değerler adı altında çoğu zaman da dayatmacı bir kanon inşa etti. Oysa bir toplum hiç yabancı barındırmasa bile kendi içinde yeterince farklılığa sahip olacaktır. Kültürün doğası gereği. Bu entegrasyon hikayesinin ikinci önyargısı olan dışarıdan gelenlerin buraya uyum sağlama zorunluluğu bu nedenle tıpkı bir milleti ayakta tuttuğu iddia edilen değerler gibi bir çeşit kurguya dayanır. Bir biz ve öteki yaratmak ve bu öteki bize benzeyene kadar tamamen benzemese de kabul edilebilir marjlarda onu dönüştürmek şeklinde özetlenebilecek entegrasyon hikayesi bu sebeple bir türlü çözülemeyen bir matematik problemi oldu. Çünkü üzerinde gereksiz vurgu yapılan bazı farklar, değişmesi zor gerçekler. Mesela siyah derili bir insan ne yaparsa yapsın bir grup beyaz derili insanın arasında farklı duracaktır. İsimler, kültürler, dinler, adetler, alışkanlıklar. Bazen bir yetişkin olarak siz bazı şeyleri tolere edersiniz ama çocuğum karşılaşmasın diyerek korumacı da davranabilirsiniz. Bunların tümünü dönüştürüp en temeldeki bu yabancıya duyulan güvensizliği yıkmak pek de mümkün görünmüyor. Peki madem mesele yabancılık ve güvensizlik bir araya gelsek ve tanışsak nasıl olurdu? Burada da hayatın gerçekleri devreye giriyor. En birincisi de insan ilişkilerinin her zaman pozitif duygularla yürütülmemesi. Çünkü toplum olmak evet ortaklıklar inşa etmek demektir.
ama aynı zamanda rekabet duygusu, hoşnutsuzluk ve hatta sıkı nefret de barındırır. Toplum olmak bu türlü krizleri de barışçıl, sulh bir yolla çözebilmeyi gerektirir. Güdülenmiş, projelendirilmiş ve zoraki bir araya getirilmiş insanlar bu sebeple otantik bir toplum kuramazlar. 20. yüzyıl başındaki ulus inşa etme projelerinin kısmen de olsa başarıya ulaşma sebebi pek çoğu Avrupa'dan ithal edilen modern devlet uygulamalarının bu ortaklığı mecbur etmesinin yanında dönemin elitlerinin milliyetçi söylemlere neredeyse koşulsuz bağlılıklarıydı. Gel gelelim toplum kurgunuz geniş grupların dışarıda bırakılmasına ve nihai asimilasyonuna dayanıyorsa problemler yaşamanız da mukadderdir ki Türkiye gibi ülkelerin asırlık etnik krizlere sahip olması buna iyi örnektir. Bugün Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı göç probleminin ulus devletleşme süreçlerinde yine Avrupa'yı taklit ederek birçoğu da Avrupalıların gözetiminde devlet kuran toplulukların dışlayıcı politikalarının ve bir yüzyıldır çözemedikleri problemlerin acı bir sonucu olması da tarihin ironisi. Öte yandan her ne kadar kurgu olsa da Avrupa'da bir biz fikrinin hayal edilmesi çok daha kolay. Bin yıllara dayanan bir batı medeniyeti ideyası kolaylıkla ve bir hayli de ikna edici şekilde yeni gelenlerin üstüne boca edilebilecek kıvamda. Çünkü 19. yüzyıldan beridir hüküm süren modernite zaten bu idea üzerine kuruldu ve muayyel bir batı fikri sıkça tekrar edildiği için artık hakikat sayılan hikayelerden birine dönüştü. Devasa bir literatür ve literatürün eğitim, medya ve kültür ürünleri kanalıyla canlı tutulması da cabası. Türkiye'de Osmanlı'nın son döneminde ve Cumhuriyet'in başlarında gösterilen dışlayıcı kimlik inşası hareketinin arka planında pek çok tarihçi bu sebeple biz fikrinin yeterince özgüvenli bir biçimde ifade edilememesini görüyor. Düşünün, 6-7 milyon yabancı geliyor ve onları Türkiye'ye özgü bir toplum kurgusunun içinde eritmeniz, size benzetmeniz bekleniyor. Peki siz kimsiniz? Bu soruya Türkiye cevap verebilmiş midir? AKP'nin ve çekirdeğindeki İslamcı ideolojinin getirdiği yarılma, zaten bu soruya geçmişte verilmiş cevaplarla bir uyumsuzlaşma değil miydi? Biraz da bu sebeple bugün Türkiye'ye gelen göçmenler bir çeşit demografi istilası olarak yorumlanıyor ve bu yabancılar AKP dışı kesimlerce doğrudan medeniyet projesinin karşıtı olarak konumlandırılıyor. Tabii bunlar teorik tartışmalar. Gerçek hayatta ise yabancılar CHP'lileri ya da İYİ Partilileri olduğu kadar AKP'lileri de kaygılandırıyor ve siyaseten buna bir çözüm üretilmesi gerektiği konusunda toplumun geniş kesimleri uzlaşıyor. Öte yandan siyasi spektruma bakıldığında her türlü yabancıya kesinlikle karşı olan puritenler olduğu kadar yabancıların bazı türlerine, mesela daha vahşi ya da vasıfsız olanına burun kıvıranlar var. Türkiye ne devlet kapasitesi olarak ne de sivil toplum bakımından böyle bir göç dalgasını krizsiz, problemsiz göğüsleyebilecek durumda değil. Mesela 2019 yılında Almanya'da 13.7 milyonun yani nüfusun %17'sinin ilk kuşak göçmen olduğu saptanmış. Yani başka bir yerde doğmuş, Almanya'ya gelmişler. Ama Almanya büyük memleket ve göçmenlerin önemli bir kısmı Doğu Avrupa'dan diyebilirsiniz. ABD her yıl 1 milyonun üzerinde dış göç alıyor fakat bunun da anlamlı bir kısmı eğitim ve iş fırsatlarıyla geliyor denebilir. Daha da önemlisi, ülke ekonomileri yeni gelenleri sisteme halel vermeyecek şekilde adapte edebilecek kadar yeni iş üretiyor. Türkiye'de ise pasta her geçen gün daralıyor. Önümüzdeki yıllarda göçler daha da artacak ve bunlara iklim göçü dediğimiz dalgalar da eklenecek. Türkiye, jeopolitik olarak bu göç hareketleriyle bir şekilde ilişkilenecek. Eğer Türkiye'yi yönetenler yabancılarla yerliler arasında bir sulh icat edemezlerse, bu meseleyi her yönüyle ele alıp ekonomik, hukuki, toplumsal mekanizmalar kurarak adım atmazlarsa çok kötü sonuçlar yaşamak işten bile değil. Tabii her şeyden önce siyasetin önce yerlileri sakinleştirecek şekilde siyaseti kutuplaştırmaktan vazgeçmesi ve toplum bilincini, aidiyet duygularını onarması gerekir ki bunları düşünen var mıdır elitler arasında bilmiyorum.
Sizi yönetenler her zaman olduğu gibi bu türlü adımları atmakta gecikebilirler. Gelenlerin bir kısmını gönderseniz bile birçoğuyla artık ortak bir geleceğiniz var. Belki siz yabancılarla konuşarak bir şeyler yapabilirsiniz. Hayret edeceksiniz. O yabancıların da bir geçmişleri, hikayeleri var. Kim bilir, sizin bu kasvetli hayat yolculuğunuzda size faydaları bile dokunabilir, diyor Yavuz Altun TR724'deki köşesinde.